Değerli izleyiciler, konuklarımızla birlikte bu akşam esnaf ve sanatkarların sorunlarını ve beklentilerini değerlendiriyoruz. Sayın Emir Ali Usta, esnaf sorunlarının çözümü için size göre neler yapılmalı, beklentileriniz neler efendim? Şimdi efendim, bir tabir vardır Türkçe'de, herkes kapısının önünü süpürsün derler. Evet. Ben meselelere Mudanya açısından bakacağım. Şimdi biz mevcut hükümetten konu başlıkları halinde getireyim isterseniz. Buyurun. Fazla da uzatmak istemiyorum. Basit usulün devam etmesini istiyoruz. Hatta ikinci sınıf defterlerin odalar tarafından tutulmasını istiyoruz. Yeni açılan esnafa 5 yıl vergi muafiyeti istiyoruz. 5 yıl. Çünkü esnaf daha açıyor, kar mı edecek, zarar mı edecek, kendini toparlayamadan batıyor. Çünkü 27 çeşit vergi bunlar oluyor herhalde, değil mi efendim? Ve de 27 çeşit vergi yükü biniyor bir anda esnafa, açar açmaz. İşsizlik sigortası her kesimde var. Esnaf battı, işsizlik sigortası yok. Bu işsizlik sigortasının esnafa da yapılmasını istiyoruz. İşsizlik sigortasının. Sicil affını Sayın Genel Başkan deyince hakikaten çok önemli. Bu sicil affının kesinlikle ve kesinlikle uygulanması lazım. Detaya girmek istemiyorum. Sayın Genel Başkanım meseleyi anlattı. Evet. Maliye denetimlerinden şikayetçiyiz. Efendim, maliye denetimi olmayacak mı? Olacak. Ama düşünebiliyor musunuz? Mudanya'da 3 ay yazdır. Yani esnaf 3 ayda iş yapamaz. 45 gün iş yapar. Bir bakıyorsunuz her gün denetim. Ve de işin garibi, denetimi yapan memurlar da sanki yani bilmiyorum, davranış şekillerinde bir bozukluk var. Örnek Kumyaka köyünden bir arkadaşımız geldi. Vergi denetmeni resmen şunu söylemiş. Arkadaş, ben buraya ceza yazmaya geldim. Baksana işte şuradan adisyondan yazayım. Demiş 146 milyon ceza yazmışlar. Aynı şey Mudanya Balık Restorantı'nın müdürü getirdi, konuyu işledi. Yani bu vergi denetimlerinin ille de git ceza yaz mantığına göre mi yapılıyor? Yani denetmenlerin de mutlaka denetlenmesi lazım. Bana göre doğrusu evet. Bu. Bana evet. Göre doğrusu bu. Tabii şimdi bunlar genel hükümetten istediğimiz, ama biraz da haksızlık ediyoruz. Aslında bizim yerel yönetimlerden de belli isteklerimiz olması lazım. Evet. Ben kendi ilçem adıma söylüyorum. 30 yıldır Mudanya nasıl kalkınacağına karar verememiş bir ilçe. Tüm belediye başkanları dahil. Tarımla mı, sanayiyle mi, turizmle mi? Mudanya'da tarım bitti. Siz de biliyorsunuz ki zeytinciliğin ne hale geldiğini. Özellikle de ilgilendiğiniz için söylüyorum. Tarım bitti. Sanayi, arsa çok pahalı. Hiç kimse Mudanya'da ben arsa satın alayım da fabrika kurayım demez. Gider Anadolu'nun herhangi bir yerinden bu arsayı alır. Mudanya'dakinin 50 katta ucuzuna. Bir tek çıkışımız var Sayın İşel. Turizm. Ama aydınlık beyinlerle turizm. Turizmle gelişir bu ilçe. Bakın, diyeceksiniz ki yerel yönetimlerle esnafın ne alakası var? Mudanya'da pansiyonculuk yok, biliyor musunuz? Evet. Mudanya'da ya lüks bir otelde kalacaksınız ya da onun altında bir iki otelde kalma şansınız var. Mudanya'da pansiyonculuğunun ön plana çıkartılması lazım. Bu iş para da istemiyor. Mudanya'nın Halitpaşa Mahallesi'nde tarihi eser, sit alanı olan bir sürü evimiz var. Bunları belediye olarak toparlayıp biz dış cephelerini yapıyoruz. İçini de siz yapın, ama sizden 5 yıllık sözleşme yapalım. 5 yıl bu evi satsanız da efendim pansiyon olarak kullanacaksınız diye bir sözleşme yapsak pansiyonculuğa teşvik olacaktır. Sponsoru da hazır. Belediyenin kasasından tek kuruş çıkmayacak. Bir sürü boya firması var bu işi yapmak isteyen. Sadece evet. Yazacak işte bu binayı falanca boya tarafından yaptırılmıştır diye. Bir oro meselemiz vardı mesela. Günlerce evet. Basını meşgul etti. Çok önemli. Düşünebiliyor evet. Musunuz? Biz turizm kentiyiz. Liman kenti değiliz. Hala bir takım şeyler, bir takım güçler, yok eşkele mi yapılsın, yok trilyenin üstüne mi yapılsın. Neden Mudanya? Bir kipa yapıldı. Bir deniz otobüsü geldi. Hiçbir hayrı olmayan bir deniz otobüsü. Mahallenin içine yaptılar iskeleyi. Zamanında hepsine karşı çıktık. Hiçbir faydası olmadı. Düşünebiliyor musunuz? Otoparkını dahil İdo Belediyesi işletiyor. 75 dakikada İstanbul'dan Bursa'ya, Burgaz'a geliyorsunuz. 25 dakikada otoparktan çıkamıyorsunuz.
Tek delikli kuruş esnafa faydası yok. Evet. Tek delikli kuruş faydası yok. Aynı şey bir de burada olaydı ki yüzük taşı gibi bir yerimiz var bizim orada. Dolgu alanında. Tam cazibe merkezi olabilecek. Zaten Mudanya'nın turizmden kalkınabilmesi için önce beyinleri şununla aşedilmesi lazım. Mudanya cazibe merkezi olmalıdır. Düşünün orada 50 dönüme yakın bir yerimiz var. Aqua Parkı'yla, olimpik yüzme havuzuyla, diskoteğiyle, barıyla, tenis kortlarıyla, çay bahçeleriyle, restoranlarıyla yüzük taşı gibi yer değerlendirmek varken Roro iskelesi. Bu hangi mantığa sığar? Yani bu altını taş yapmak gibi bir şey. Evet, evet. Sonra belediyelerden de şikayetimiz var. Aslında değerli başkanlarımızın değinmesini bekledim ama değinmediler. Herhalde ikinci turda değinecekler. 25 bin araç giriyor Mudanya'ya. Pazar günleri, cumartesi günleri. 25 bin araç, iki kişi gelse 50 bin kişi. Bu esnaf bu 50 bin kişiye hizmet ediyor. Bu esnaftan pazar ruhsatı alıyor. Adı altında 250 milyon lira pazar ruhsatı alıyorlar. Pazar ruhsatı. O esnafa şirk verilmesi lazım. O hizmet veriliyor diye. Bir kordonumuz evet. var. Zaten kordonumuz olmasa inanın Mudanya köy. Kordon olmasın Mudanya köyünü düşünebiliyor musunuz? O sahil bandı olmadığı takdirde Mudanya'nın o kadar insanı nasıl, nerede yürüyecek? Nerede hava alacak? Yani Mudanya'nın akciğeri. Sayın Usta toparlarsanız toparlıyorum da söz vereceğim. Tabela vergisi. Bu da yanlış. Biz ışıl ışıl yapıyoruz sokakları. Bir de 50 milyon lira metresinden tabela vergisi alıyoruz. Alıyor belediye. Kahve açamıyoruz. 1,5 milyar 2 milyar lira rusun bedeli isteniyor. Ödül verilmesi gereken bu mübarek topluluğa. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok eğer zaman kalırsa. Çok teşekkür ediyorum Sayın Tekrar. Sayın Özkan İznik'te şimdi Sayın Palandöken de bir nebze değindi. Özellikle bu SSK ve Bağkur primlerinin ödenmesi noktasında bir yeni yapılandırmaya gidildi. Bir taksitlendirme olanağı sağlandı. Gecikme zammının ödeme şekline göre aşağıya çekilerek esnaf ve sanatkarlara da daha bir ödeme kolaylığı sağlandı. Bu konuda İznik'in tablosu nedir? İlgi var mı? Şimdi borçların ödenmesini verir. Tabii. Sayın Palandöken'e ve size teşekkür ediyorum. Güzel bir konuyu gündeme getirdiniz. Zaten benim notlarımda da vardı. Buyurun. Bağkur prim borçları afı. Ben birebir esnafımla çok ilgileniyorum. Sadece esnaf değil, İznik'te isteğe bağlı tarım Bağkur'lusu olan herkes bana geliyor. Bağkur'la çok güzel bir diyalog içinde. Bütün memur ve müdürler. İlgi var mı efendim? Teşekkür ederim. Hepsinden iyi tanışırız. Telefonla yardımcı oluyoruz. Şimdi 140 milyarın altında borcu olan yok. Evet. 40 milyarın altında borcu olan yok. Yapılandırmayla bu 20 milyar, 22 milyar lira, 46 milyara kadar borcu olan esnafımız var. Acaba bu düşünülüyor mu? Neden bu borç? Bu borç neden bu esnaf keyfinden mi bu borcu yaptı? Ekonomik bozukluğunun ödeme güçlüğü olduğundan primlerini ödeyemedi. İnsanlar sosyal güvencesini ihmal eder mi? Tabii burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de şu, yanlış hatırlamıyorsam, 2 yıl önce de yine aynı konuda bir taksitlendirme imkanı yaratıldı. Ama o 2 sene içerisinde benim hatırlayabildiğim birikmiş SSK ve Bağkur prim alacaklarının rakamı 44 katrilyon liraya yani 44 milyar YTL'ye çıktı. Evet. Şimdi çok enteresan bu prim borcu olan esnaf arkadaşlarımız can yeleği olarak gene kredi istiyor. Esnaf Kefalet Kooperatifini görüyor. Evet. Hemen bana koşuyor. Diyor ki aman başkanım benim aidat borcum da var. Allah aşkına aidat borcunu bir şeyler yap. Aidat borcunu ödeyemiyor. İnanın. Evet. Bana diyor Esnaf Kefalet Kooperatifinden kredi çıkarın. Ben bunu ödeyip emekli olayım. İnanın bir can yeleği olarak Esnaf Kefalet Kooperatifine hedef almış bu insanlar.
Sağlık hizmetlerinde İznik gibi yerde. Alıyor. Şimdi değerli başkanım az evvel bir şey dedi. İznik şanslı. İznik'te tüm esnafın ek geliri var. Çok doğru söylüyor. İznik'te tüm esnafın tarım geliri vardır. Yani %80'i tarım geliri de olan esnafımız var. Buna rağmen İznik esnafı fevkalade bir sıkıntı içinde prim borcunu ödemiyor. Prim borçları yüksek ilk önce. Cezalar fevkalade yüksek. Düşünebiliyor musunuz? Bir 8 senede 44 milyar, 46 milyar borcu olan bu kadar zaman içinde bu kolay ödenecek bir rakam da kimse bu keyfine bunu bırakmaz. Ama sıkıntısı olduğundan. Şimdi benim ilçemin ekonomisi tarıma dayalı. Ne kadar mesela borcu var İznik'te esnaf ve sanatkar? Yani böyle bir rakam çıkarabildiniz mi? Çok zor. Bana günlük gelen en az 10 kişinin üstünde gelenler var. Hepsi de kredi talebiyle benim az evvel o zaman krediye karşı bir talep arttı. Yani şimdi esnaf kefalet kooperatifinin başkan vekili olmam. Evet. O da başkanı olmam dolayısıyla herkes ilk başvuracağı insan ben oluyorum. O zaman demek ki İznik'te bu borçların ödenmesine yönelik bir başvuru var. Hızlılığı yaşanıyor var. Diyebiliriz. Var. Bu evet. Borçlar oluyor. Şimdi benim ilçemin nereden toparlarsak sayayım? Ben hemen çünkü süremizde ilçemin ekonomisi tarıma dayalı. Allah'ın lütfu, Allah her türlü bize lütfetmiş. Biz 6 Mayıs'ta kiraz toplama başlarız. Sebzemiz çıkar, kirazımız çıkar. 10 ay brokoli dahil 10 ay İznik'e evet. Para girer. Buna rağmen benim köylüm 2008 yılının gelirini bankalardan kredi olarak çekti. Şimdi neden bir sıkıntıya giriyoruz? Çiftçi aldığı parayı bankadaki borcunu ödemenin hesabı içinde. Esnaf arkadaşlarımıza benim esnafıma olan borcunu ödemiyor. Hala evet. Şu anda hala veresiye yaptırma işlerini yaptırıyor ama haklı olarak bankadan prodosto olacak. Esnafta açık hesap çalışıyor. Peki efendim. Çok teşekkür ederim Sayın Özkan. Sayın Tak, Bursa Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği olarak buraya geçtiğimiz ay içerisinde de galiba şey de geldi. Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan Bey de geldi. Çok iyi bir toplantılar dizisi de yapıldı. Burada sorunlar da aktarıldı. Siz çözüm yönüyle neler önerdiniz Sayın Bakan'a ve neler bekliyorsunuz efendim? Teşekkür ederim. Evvela uygun görürseniz Bağkur'la ilgili bir iki kelime söylemek istiyorum. Bağkur Bursa'da şu anda yani şu ana kadar bu yaptırımda 6000 kişi müracaat etmiş. Bunların %80'i peşin para ödüyorlar. Çünkü rakamlar %50 düşüyor eğer peşin ödüyorsanız. Dolayısıyla tercih ediliyor. %50 düştüğü zaman peşin ödeme tercih ediliyor. Ve 6000 kişi de iyi bir rakam. Bağkur ve SSK birimlerinde ödeyen kişilerin rakamı bu. Şimdi Sayın Bakanımız... 2 aylık bir sürede devam ediyor. Temmuz... Temmuz'un 27'sinde evet, bitecek hadise. Sayın Bakanımız Bursa'ya geldiler. Biz kendilerine şükran borçluyuz. Esnaf sanatkar sorunlarını dinlediler. Bizim üniversiteyle yaptığımız çalışmayı kendilerine sunduk. Burada hocalarımıza da çok teşekkür ederim. Üniversiteden bize katkı sağlayan hocalarımıza. Neler istedik Sayın Bakan'dan? Başlıklar halinde. Evet başlıklarında söylüyorum. Evvela Türkiye'de, yalnız Bursa değil Türkiye için söylüyorum. Bir taze sıcak paraya ihtiyaç var. Esnaf Kefalet Kooperatifi biliyorsunuz çok güven veren kuruluşlar. Bu kuruluşlar kanalıyla Sayın Bakan'a dediğimiz 20'şer bin YTL esnaf sanatkarlara 2 yıl vadeli faizsiz bir para verilmesini talep ettik. Faizsiz mümkün değilse düşük faizli bir paranın verilmesi gerekli. Çünkü piyasanın canlanabilmesi için, çarkların dönebilmesi için bunun kesinlikle yapılması şart. Çünkü diğer bir kısım devletler dünya üzerinde bunları yaptılar ve başarılı oldular. Bunun yanında işsizliğin ortadan kaldırılması lazım. En büyük sıkıntımız yani şu anda işsizlik had safhada Türkiye'de. Eğer insanlar iş bulup da çalışamıyorsa para yok demektir. Geçimini sağlayamıyor demektir. Ve iş bulup çalışacak ki aldığı parayla da esnaf sanatkarlar gelip evet. Alışverişini yapacak. Yine kayıtsızlar, kayıt harici dediğimiz, tabir ettiğimiz yaklaşık %48'i buluyor. Kayıt. Yani 100 kişiden 48'e yakını kayıtsız, kayıt dışı çalışıyor.
Şimdi şu anda bunlara zaman zaman göz yumuluyor. Bunları hissediyoruz. Biraz da belediyelerin tarafından. Kayıt dışı mücadelenin etkin bir şekilde yapılması. Evet, bunun kesinlikle yapılması lazım. Yani yakalanan kırsak harmanı döver misali yapılmaması lazım. Kayıt dışına olanlar da kayıt içine alınmalı. Biz de bu konuda odalar birliği olarak, odalarımız olarak, kurumlarımız olarak yanlarındayız, yardımcı oluyoruz. Ve maliye ile bu konuda iyi bir diyalog kurduk. İnşallah burada iyi bir başarı sağlayacağız diye düşünüyorum. İthalat çok fazla oldu. Yerli malına yönelemedik. Yani üretilen yerli malları bir tarafa itiliyor. Sayın Susam %47 söyledi raftaki yabancı malı ama ben çarşılar gezdiğimde bilhassa Kozahan'da ipek malı satılan yerde orası biliyorsunuz. %95'lere rastladık yabancı malın. Raftaki yabancı malın oranı %95. Bu çok önemli bir konu. Yerli mala yönelmemiz lazım. Yerli malı pahalı da olsa biraz daha Çin malına göre kalitelidir. Kaliteli malı kullanılmasını teşvik etmemiz lazım. Bunu da ama bunları Sayın satan sizsiniz Sayın Tak. Evet tamam da yani başka çıkış yolu bulamıyoruz. Evet. Biziz ama çıkış yolu bulunmadığı için o yola itiliyor. Yasal olarak bunların bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Önce girişin bir şekilde evet, yani sıkı kontrol altında tutulması lazım. Bir şekilde bunu hükümet düzeltebilir tabii. Kesimlerin alım gücü kalmadı. Yani Bahri Bey de bir an önce söylediler. Yani aldıkları parayı çalışıp da aylık aldıkları parayı ay başı biraz nerede borcu varsa biraz oraya biraz öbür tarafa biraz bakkala elinde bir şey kalmıyor. Evet. Kalmadığı için de bizim alışverişimiz maalesef bitiyor. Burada site konusunda bu küçük sanayi sitesi konusunda isterseniz onunla bağlayalım. Evet. Büyük işletmelerle başa çıkamıyoruz tabii. Bu konuda çok ortaklı işletmeleri kurmak durumundayız. Kredi garanti fonunu getirmek durumundayız. Bahri Bey'i ilgilendiren bir konudur. Ama kefil de bulamıyoruz şu anda yani kredi almak için. Sanayi siteleri konusunda iyi bir noktaya geldik. Bursa o konuda hakikaten Türkiye'de çok büyük sıkıntılı olan bir ildir. Yer bulamıyoruz, arsa bulamıyoruz. Bu konuda Sayın Bakanımıza Faruk Çelik Bey'e, il başkanına ve il yönetimine, değerli milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz meselenin içerisinde fevkalade mesai veriyorlar bu konuyu aşabilmek için. 6000 küsür kişi şehir içine çıkarılması lazım geliyor dışarıya. Tabii Bursa'da bir yer bulduk. Kestel Sırtları diye tabir ettiğimiz yer. Evet, orada yaklaşık 10.000 dönüm bir arazi mevcut. Ama orman alanını görüyor. Aslında ormanda hiçbir alakası yok ama bununla ilgili Sayın Bakanımız ve diğer kesimler çalışıyorlar. Yasa değişikliği gerekiyor. Zannediyorum birkaç ay daha alacağız. Zaman bakımından biraz ihtiyacımız var zamana. Bu zamanı kazandığımızda inşallah sonbaharda bunu çözeceğiz. Ve Bursa'nın içinde üretim yapan 6500 sanatkarımızın şehir dışına çıkarılmasını sağlayacağız. Eğer bunu yapamazsak zaten arsa parası yetiştirmemiz falan mümkün değil. Evet. O bakımdan oradaki arsalar devletin arazisi olduğundan dolayı parasız verilecek ve bunları TOKİ yapacak. Bizim yapmamız mümkün değil yani. Evet. Bunu para gücümüz yetmediği için. Siz de bu bedeli kredili olarak bir belli vade içerisinde yani 10 yıl vadeye yiyecekler bu dükkanları yapıldıktan sonra çağıracaklar sanatkarları. Şu dükkanın fiyatı 100 bin yeterlidir diyecekler veya 50 bin veya neyse rakamı yani. Çünkü metrekareler çok değişik arz ediyor, değişiklik arz ediyor. Yani demek ki bu site 10 yılda bunu ödeme konusunda kaydı. Da olumlu adımlar evet, gayet var. Güzel evet. Gidiyoruz. İnşallah bir sıkıntı da olmayacak. Peki, çok teşekkür ben ediyorum teşekkür Sayın Tak. Sayın Şarlı şimdi Sayın Palandöken daha önce de programlarımızda ifade ettik. Şu anda geçerli olan esnaf kredi faiz oranı %13. Ama her nedense hep sürekli bir 9 rakamı da telaffuz edildi. Evet. Böyle bir beklenti var iken tabii konjonktür çok farklılık gösterdiğinden dolayı bu gerçekleşemiyor. Sizin bu konudaki çalışmalarınızın olduğunu, Halk Bankası'yla görüşmeler yaptığınızı da yakinen biliyorum. Esnafın kredi konusundaki elde etme noktasında daha iyi noktalarda kredi verilebilmesi noktasında ne gibi çalışmalar yapıyor TESKOM? Bunları isterseniz alalım tabii programı ki, kapatalım. Tabii efendim. Ki. Buyurun. Yaklaşık 10 gün önceydi milletvekilimiz Kadir Akgül, ben ve genel başkanımız Sayın Selahattin Hünü, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı ile beraber Sayın İbrahim Çanakçı'ya gittik. Hazine Müsteşarı'na. Anlattık durumumuzu anlattık.
Ve Sayın Çanakçı da faizlerin inmesi konusunda destek olacağını söyledi. Ancak gelişmeleri hep beraber izliyoruz. Bugün gecelik faiz 16.25'e çıktı. Evet. Borçlanma faizi 16.25'e çıktı. Yani biz esnaf ve sanatkarlar olarak evvela biz sonra Türkiye demiyoruz. Evvela Türkiye, ondan sonra biz. Türkiye olmazsa biz olmayız. Dolayısıyla inşallah bu sıkıntılı dönem atlatılacaktır. Ülkedeki bu belirsizlik dönemi bir an evvel bitmesi lazım. Hani kurt dumanlı havayı sever derler ama esnaf, sanatkar, sanayici de önünün aydınlık olmasını ister. Evet. Yatırım yapabilmesi için. İnşallah bu sıkıntılı günleri hep beraber aşacağız. Demokrasimize sahip çıkacağız. Cumhuriyetimize sahip çıkacağız. İnşallah piyasalar oturduğu zaman faiz konusunda bizim faizimizin inmemesiyle ilgili bir problemimiz olmayacaktır. Öyle düşünüyorum ve öyle olacaktır. Faiz konusundaki gelişmelerimiz bu böyle. 13 rakam. Bugün tabii ki yine de en düşük faiz oranı bizde. Ama tabii esnaf ve sanatkara daha düşük faizle daha çok destek olmamız gerektiğini çalışmaları yapıyoruz. Diğer sorunlar konusunda eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Çok kısaca. Diğer sorunlar konusunda bir sıkıntımız yok. Esnaf ve sanatkar ne kadar zor şartlarda olursa olsun. Galiba geri ödemelerde borcunu ödemede. 2008'in ilk 5 ayında biraz daha bir hızlı tırmanış var. Var ama bakın size rakamları söyleyeyim. Evet. Bursa Kooperatifi 28 milyondan 32 milyona çıkmış kullandığı kredi. Evet. 2007 sonunda %1.3'müş ödenmeyen senet miktarı. Bugün %1.35. Evet. Bölge 1, Bursa ilindeki tüm kooperatifleri, 19 kooperatif diyorum. 2007 sonunda kullandığı kredi 147 milyon. 31 Mayıs itibariyle kullandığı kredi 170 milyon. Evet. Ödenmeyen senet miktarı 4 milyon 10 bin, %2.6 Bursa'daki kooperatiflerin durumu. 31.5 itibariyle rakam %3.13. Ben şu iki oranı merak ediyorum. 2007 sonu itibariyle evet. TESKOM'un genelde toplamda Türkiye genelinde yüzde kaç kapattınız? Onu söyleyeyim. Geri Türkiye ödenmeyen genelinde. Oranı ve 2008'in ilk 5 ayındaki hayır. oran ne oldu? Hayır. 2007 sonunda Türkiye geneli kullanılan kredi 2 milyar 631 milyon 904 bin. Evet. 31 Mayıs itibariyle kullanılan kredi 2 milyar 936 milyon 486. Yani ne kadar kredi almış bu? Yani 2 milyar 630'dan 2 milyar 930'a. 300 trilyon. Evet. 300 trilyon. 300 milyon TL almış. 300 milyon, evet. 300 trilyon artış var. Ödenmeyen senet miktarına gelince 2007 yılı sonunda ödenmeyen rakam 103 milyon 658 bin. Bu da %4.3'e tekabül ediyor. 31 Mayıs itibariyle 126 milyon 223 bin. Bu da %4.73'e geliyor. %4.3'ten %4.7'ye. 4.93 gibi bir rakam gibi. 4.73. 73, evet. Evet, rakam 31 Mayıs. 31 Mayıs. Ha, bugün itibariyle %4.9. Evet. Bugün itibariyle. Haziran itibariyle. Haziran. 20 Haziran evet. itibariyle. Evet. Evet. 20 Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Şahin. Değerli izleyiciler, konuklarımızla birlikte bu akşam esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarını ve beklentilerini ele aldık. Ben programımıza katılan konuklarımıza açıklamalarından dolayı ve programa katkılarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak dileğiyle iyi akşamlar efendim. Hoşça kalın.